Dövizdeki artış ve enflasyonla mücadelede hamleler peş peşe geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün akşam Türk Lirası tasarrufları teşvik için yeni finansal ürünü gelire endeksli senedi açıkladı. Kısaca GES adı verilen sistemle devlet iç borçlanma senedi çıkarılacak ve bu senetler kamu iktisadi teşebbüslerinin gelirine endeksli olacak. 15 ila 22 Haziran arasında talepler toplanacak. Asgari 1000 liralık senetler 3 kamu bankası üzerinden alınacak. Ayrıca yatırımcının zarar etmemesi için asgari getiri garantisi de uygulanacak. Dün akşam açıklanan bir diğer önlemse kredi vadelerindeki değişiklik. Gelir Endeksli Senet Kısadıyla GES. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı. Türk lirasına teşvik için yeni bir adım atıldı. Tasarım sahibine dövize gitmemesi için çıkarılan bir enstrüman. Yeni finansal ürün dün gece yazılı açıklamayla duyuruldu. Çıkarılacak senetler tamamen kamu iktisadi teşebbüslerinin gelirine endeksli olacak. Burada 1, 2 veya 3 bilmiyoruz artık kamu iktisadi teşekkülü seçilecek ve onun karına endekslenmiş ölçüde bir getiri öngörüsüyle iç borçlanmaya gidilecek. Müteşebbüslerden devlet bütçesine aktarılan hasılat ne kadar yüksek olursa yatırımcılara o kadar katkısı olacak ve bu senetler 3 ayda bir getiri sağlayacak. Modelde asgari getiri garantisi de uygulanacak. Böylece bütçeye aktarılan gelirlerdeki değişikliklerden yatırımcıların olumsuz etkilenmemesi sağlanacak. Bu asgari tutar muhtemelen mevcut borçlanma senetlerinin faizine yakın olacak. Nedir o? Yıllık %26'lar civarında. Bir de üzerine ben bir getiri size taahhüt ediyorum diyor. Yeni üründen sadece gerçek kişiler faydalanabilecek. Yani şirketler için geçerli olmayacak. Talep toplama işlemleri ise 15 Haziran'dan itibaren başlayacak ve bakanlığın sitesinden duyurulacak. Tabii kaç gün bu talep toplama süreci olacak, bir günde mi tamamlanacak, daha sonra arzı ne kadar sürecek bunları da gözlemleyeceğiz. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tüketici talebini düşürmek amacıyla tüketici kredileri vadesinde düzenlemeye gitti. Daha önce 50 bin lira üzerindeki tüm kredilerde 24 ay vade uygulanabiliyordu. Artık 100 bin lira üzeri kredilerde vade sayısı 12 olarak belirlendi. Daha az kredi kullanımı demek, daha az talep demek ekonomide. Kısmen enflasyon düşüşüne katkı olabilir bu. Kredi kartı asgari ödeme tutarı da değişti. Limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun %20'si. 25 bin liranın üzeri içinse dönem borcunun %40'ı olarak uygulanacak.